Kaçak döküm yapan kamyon sürücüleri çevreye ne kadar büyük bir zarar verdiklerini bile bile sırf ceplerinden para çıkmasın diye buldukları her boş alanı hafriyatla dolduruyor. Daha önce birçok kez örneğini gördük. Görmeye de devam ediyoruz ne yazık ki. Bu kez adres İstanbul Arnavutköy. Çevre sakinleri fark etti durumu ve hatta ekipler gelmeden müdahale de etmek istediler. Bakın o anlar ve sonrasında neler yaşandı. Kaçak hafriyat yapıyorlar şu an tırlar. Yeşilbayır köyü çıkışı, Adım köyün altı tarlaya güpegündüz rahat rahat bir şekilde kaçak hafriyat yapıyorlar. Helal olsun. Çevre katliamına ilçe sakinlerinden biri tanık oldu. Yetkilileri harekete geçirmenin yolunu buldu, o anları kayda aldı. İkinci tır da sırada bekliyor. Döktü, devam. Hatta biri de peşlerine düştü. Yüzlerce metre süren kovalamaca kazayla bitti. Burası İstanbul Arnavutköy. Tarlaya güpegündüz rahat rahat bir şekilde kaçak hafriyat yapıyorlar. Helal olsun. Getirip de gizli de buraya boşaltıp kaçıyorlar. Yaptıkları insanlığa sıkmaz yani. Çevre kirliliği, görüntü kirliliği, insan sağlığı umurlarında bile değil. Yanındaki görüntüyü görüyorsunuz. Hafriyat kamyonları sanki kendi yerleriymiş gibi, sanki izin almışlar gibi rastgele ama rastgele hafriyatları, molozları döküyorlar. Ve yine hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar. Manzaraysa, görüntüyse işte bu şekilde. Köyün yakınlarına kaçak hafriyat döküldüğünü çevre sakinleri fark etti. Biri o anları kayda aldı, bir diğeri ise polisi aradıktan sonra takibe başladı. Kamyon sürücüsü durumu anlayınca gaza yüklendi. Arkasındaki aracın kaza yapması kaçışın yolunu açtı. Yolun ortasına döküyor adam. Ama uzun sürmedi. Kaçak hafriyat döken iki sürücü de bulundu. 280 bin lira ceza kesildikten sonra araçları trafikten men edildi. Rezillik bitmek tükenmek bilmiyor. Dolaşmaya devam ettikçe her noktada işte tam da böyle görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz. Tonlarca taş, toprak, moloz, hafriyat rastgele atılmış. Yollarda çukurlar oluşuyor. Mesela yağmur yağdığı zaman o çukurları görmüyor binek araçlar. Yani ya altını vuruyor ya sağını solunu vuruyor. Kazaya sebebi oluyor yani. İstanbul'da 14 döküm sahası var. Ücretleri ise 500 ila 1000 lira arasında değişiyor. Ama buna rağmen kamyonlardan çevreye hafriyat akmaya devam ediyor.